Polis memuru sevdayınca arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, Sayın Sahil Güvenlik Komutanım, değerli daire amirlerim, siyasi partilerin değerli temsilcileri ve Türk basınının güzide mensupları, sevgili misafirler, emniyet mensubu arkadaşlarım, emniyet teşkilatımızın 177. yıl kuruluş yıl dönümü törenine hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. İlçe Emniyet Müdürümüz, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Akyol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. İlçe Emniyet Müdürümüz, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Akyol'un günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, kapanış. Atatürk Anıtı'na çelenk koymak üzere İlçe Emniyet Müdürümüz, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Akyol'un davet ediyorum, arz ederim. Çelenk ver asli milli! Rahat! Hazır, al! Çelenk, al! İleri! Var! Selam! Dur! Şimdi sizlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kadir Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasına davet ediyorum. Arz ederim. Emniyet Müdürümüz, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Akbol'u davet ediyorum. Arz ederim. Evet. Emniyet Müdürü Halil Akbol, arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Sahil Güvenlik Komutanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, kamu kurumlarımızın kıymetli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer Karasulu hemşerilerim, fedakar meslektaşlarım ve kıymetli aileleri. Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor, en içten saygılarımı arz ediyorum. 10 Nisan 1845 tarihli polis nizamnamesiyle kurulan
aziz milletimizin desteğini alarak şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık mazisi olan teşkilatımız sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada da saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatli olan Türk polisi, hukukun üstünlüğüne dayanarak toplumda huzur ve düzeni sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, devletimizin bekası, milletimizin güvenliği için gerektiğinde canını ve malını feda etmekten kaçınmadan, gece gündüz demeden görevinin başındadır. Tarihi binlerce yıla dayanan kadim Türk devletimizin teminatı olan Türk polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde kişilerin toplum ve refahı, huzur ve mutluluğunu sağlamak için neredeyse iki asırlık bilgi birikimi ve deneyimiyle görevini en iyi yerine getirmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin vicdanı kendi polisidir" sözüyle toplum, birey ve polis ilişkisinin önemini bir kez daha hatırlıyor. Bugüne kadar yerine getirdiğimiz tüm görevlerimiz sırasında gücünü ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz aziz milletimizin desteği olmadan başarıya ulaşmanın asla mümkün olmayacağını biliyor. Milletimizin katkılarının bundan sonra da hep yanımızda olmasını temenni ediyoruz. 177. kuruluş yıl dönümümüzün hep birlikte gururla ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşarken devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyor. Gazilerimiz, emekli ve halen görevleri başında olan fedakar mensuplarımıza, kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor. Sizlere tekraren teşkilatım adına en derin saygılarımı arz ediyorum. Tören programı sona ermiştir. Arz ederim. Arkadaşlarımıza çekecek bizler beraber. Onları da alalım. Resmi kıyafetli arkadaşlar. Şey olur, olur. Tören elbisesi var. Bir çekin değil mi? Personel alalım. Başkan, yine al başkan.